Herkese merhabalar. İsim sıfat zamir zarf yani tüm dil bilgisini 9. sınıfta tekrar ne hazır mısın Umut'cum? Hayır değilim hocam. Niye yapıyorsun? Hayır hazır olmalısın. Bak beni bugün çok dikkatli bir şekilde ve sessiz bir şekilde dinlemelisin. Bugün hem ismi, isim tanımlamalarını, zamiri, sıfatı ve zarfı çok detaylı bir şekilde ama hızlı bir şekilde taktiklerle öğreneceğiz. Çok kolay konular bunlar. Fakat sınavlarımıza karşımıza çıkıyor. Zaten sınavlarda nasıl çıkıyorsa o şekilde sorular da içerisinde çözeceğiz. Yani bu parçadaki zamirleri bulun, sıfatları bulun, zarfları bulun şeklinde soruları da çözeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Hızlı gideceğiz. Çünkü işimiz bayağı uzun. Şimdi hocam bütün dil bilgisini mi yapacağız şimdi? Tonguç'um bütün dil bilgisini yapacağız ama senden bir isteğim var. Lütfen arkana yaslan, emniyet kemerini bağla ve dikkatli bir şekilde beni dinlemeni istiyorum. Fazla sabah pijamalarımı gidip dinliyorum hocam. Pijamalarını giyersen uyursun Tonguç. Pijama yok. Normal dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Şimdi bak. Varlıkların verilişine göre özel isim cinsim. Burada şunu bilmemiz lazım. Bu daha çok yazım kurallarına karşımıza çıkar. Mesela ay dünyanın uydusudur dediğimizde buradaki dünyayı büyük yazarız ve çünkü bu özel isimdir. Ama bazen biz seni dünyalar kadar seviyorum dediğimde artık o dünyanın D'sini küçük yazarız. Veyahut da işte kalem sözcüğünün K'sini küçük yazarız. Silgi sözcüğünün S'sini küçük yazarız. Öküzü nasıl yazarız hocam? Öküzü de bakalım yazalım. Öküzü, Ö'sünü küçük yazarız. Niye? Bu çünkü bir tür adı yani cinsim. Varlıkların sayısına göre baktığımızda tekil isim var. Mesela su bir tekil isim ya da kalem bir tekil isim. Nerede çokluk oradalarlar diyoruz. Bu sefer sular, kalemler dediğimizde çoğul olmuş oluyor. Topluluk ismi ise çoğul... Suyun çoğulu olur mu hocam? Evet sular, seller gibi dediğin zaman suyun çoğulu. Türkçe'de çoğuldaki lerler Tonguç'um. Topluluk ismine baktığımızda ise topluluk isimleri çoğul eki alsın ya da almasın mutlaka ama mutlaka çokluk anlamı veriyor. Mesela diyelim ki ekip. Ekip bir kişiden oluşmaz. Veyahut da zümre veyahut da grup. Bunların hepsi en az birkaç kişiden oluşuyor. Dolayısıyla bu da topluluk bildiriyor. Veyahut da orman sözcüğü de topluluk ismi. Varlıkların oluşumuna göre baktığımızda somut isim duyu organlarımızı algılayabildiğimiz isimler. Mesela diyelim ki hava somuttur. Veyahut da ses somuttur. Işık somuttur. Kalem somuttur. Kalemin somut olduğunu zaten bilirsin ama ben biraz daha farklı örnekler vermek istedim. Rüyayı görürüz ama kişiden kişiye değiştiği için rüya soyut. Aşk hocam. Çok gerçekten. Sevgi. Gerçekten duygusal, sevgi dolu. Merhamet. Merhamet gerçekten sevgi dolu. Domates. Olur. Domates somut oluyor sonuç. Şimdi lütfen dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Olabildiğince az sabote et dersi ki ben de daha hızlı bir şekilde bitireyim. Arkadaşlar da konuyu anlasınlar. Sen de videonun sonunda sana sınav yapacağım. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum Tonguç'um. Şimdi nerede çokluk orada lerler demiştik. Fakat derler ki her zaman çokluk bildirmez. Aliler bugün bize gelecek dediğimizde Ali ve ailesi anlamına gelir. Mustafa Kemaller tükenmez dediğimizde bu sefer benzerlik anlamına gelir. Akşamları erkenden uyur dediğimizde her akşam anlamına gelir. 40 yaşlarına biri seni sor dediğinde yaklaşık 40 anlamına gelir. Topluluk isimleri de çoğul eki alabilir. Aileler, ordular, ormanlar diye alabilir. Tür adları özel ad olarak kullanılabilir. Güneş gitar çalmayı kendi kendine öğrenmiş dediğimizde burada güneş özel isimdir, insan isimdir. Pamuk kapı içinde hoplayıp duruyor dediğimizde burada bir kedi ismidir, özel isimdir. Somut adlar soyut, soyut adlar da somut anlam kazanabilir. Somut anlam kazanabilir. Bu soğuklukla kimseyle yakın ilişki kuramaz dediğimizde soğukluk derken somut bir şey değil. Soğuk normalde somut bir şeydir. Böyle klimayı açıp elimizi tuttuğumuzda soğuk gelir. Fakat buradaki soğukluk davranış dolayısıyla soyut bir anlam kazanmış. Valizine aldığı birkaç mutluluk ile düştü yola. Buradaki mutluluktan kastı da mutluluk soyut bir şey. Ama burada mutluluktan kastı kitap. Yani valizine herhalde birkaç tane kitap aldı. Onları kastediyor. Kitap gibi somut bir şeyi soyut bir kavramla anlatmış. İsimlerde küçültmeye baktığımızda cik cik cağız cez ekleriyle yapılıyor. Küçük tepe yerine tepecik diyebiliriz. Küçük çocuk yerine çocuk cağız diyebiliriz. Bu ekler aynı zamanda acıma, sevgi, zavallılık anlamında katabiliyor. Kedicik hastalanmış dediğimizde acım anlamı katıyor. Anneciğimi çok özledim dediğimizde sevgi anlamı katıyor. Adamcağız sığınacak yer arıyor dediğimizde zavallılık anlamı katıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Tomuş helalim benim. Yapılana göre isimlere baktığımızda ise bir isim ya basit ya türemiş ya bileşik olabilir. Mesela gazete basit bir isim. Kitap basit bir isim. Su basit bir isim. Gazeteci bak C yapmak almış. Kitaplık lık yapmak almış. Dolayısıyla veyahut da suluk dediğimizde bu yapmak alıyor. Bileşik isim ise en az iki kelimeden oluşuyor. Mesela sucuk nedir hocam? Sucuk mu? Sulukla sucuk türemiş midir hocam sucuk? Şimdi bak. Sudan mı gelmiştir? Hayır. Sudan gelmiyor sucuk. Yani aslında sucuğun suyuna banmayı gerçekten seviyoruz. Ama bak yine dersi sabote ediyorsun Tonguç'um. Senden sessiz olmanı, emniyet kemerini bağlamanı... Teşekkür ederim hocam. Aferin şimdi dikkatli bir şekilde dinle. Gece kondu veyahut da işte ne diyebiliriz? Kitap evi veyahut da işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bunların hepsinin bileşik isim olduğunu da çok net bir şekilde bilmeliyiz. Küçültme eki alan bazı sözcükler kalıcı isim olmuştur. Mesela gelincik artık küçük gelin anlamına gelmez de bir çiçek adı olmuştur Tonguç'um. Veyahut da bademcik bir küçük badem anlamına gelmez de bir organ adı olmuştur. Bunu da net bir şekilde bilmemiz lazım. Cik eki alan sözcükler özel ad da olabilir. Çınarcık, Germencik bunlar artık özel isim olmuş. Bunlar birer ilçe adı.
Aydın Germencik, Yalova Çınarcık. Küçük belki zamirlere adıllara da gelebilir. Kimsecik şunca az dediğimizde kimse belgesiz zamirine veyahut da şu işaret zamirine geldi. Zaten birazdan zamirleri de göreceğiz. Şimdi bu metinki isimleri bulunuz demiş. Bak burada Necip, hatta başka renkle göstereyim ki daha net anlaşılsın Tonguç Helal'ın benim. Necip Fazıl Birer özel isim. Şair cins isim. Oluşunun öyküsünü bak. Şair oluşunun öyküsü. Burada da yine bir isim var. Şöyle anlatıyor derken şöyle zarftır. Anlatıyor fiildir. Dolayısıyla biz burada bunların altını çizemeyiz. O zaman isimlerin altını kırmızıyla çizdiğimizi söyleyelim. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Fiillerin altını da siyahla çizelim. Fiillerin altına siyahla çizelim. O zaman burada anlatıyor fiil. Diğerlerine şimdilik gelmeyelim. Sıfatları, zarfları birazdan göreceğiz. Şairliğim 12 yaşında başladı. Şairliğim isim. 12 derken burası sıfat, yaş isim, başladı fiil. Zaten belli. Başladığın fiil olduğunu biliyoruz. Annem isim, hastanedeydi, bu da isim. Yani hastanedeydi cümlenin sonuna değil, sen buna fiil diyemezsin. Burada isim ek fiil olarak yüklem olmuş. Ziyaretine gitmiştim. Gitmiştim fiil, bunu biliyoruz zaten. Ama ziyaret yine isim. Beyaz yatak örtüsüne, yatak örtüsü isim. Beyaz birazdan sıfat olacak. Siyah kaplı küçük ve eski bir defter. Defter isim. Bitişikte yatan veremli hasta kızın şiirleri varmış defterde. Bak, defterde isim, şiirleri isim, kızın isim ama hasta sıfat. Veremli sıfat. Bitişikte yatan sıfat. Hatta burada bitişikte T haleki aldığı için isim. Burada varmış diyor. Bu da artık çekim eki almış bir isim yüklem olmuş. Varmış derken eve varmış, ulaşmış anlamında değil. Bunu söyleyen annem, annem isim. Bir an gözlerimin içini tarayarak, bak an bir an derken burası bir zarf, gözlerimin içi burası isim, tarayarak zarf, senin şair olmanı ne kadar isterdin diyor. Burada tabii ki isterdim yine fiil dedi, yine fiil. Annemin dileği bana içimde besleyip de 12 yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü. Şimdi burada göründü yine fiil, diğerleri işte farkında olmadığım bir şey, burada yine sıfat oluyor. Gözlerim hastane odasının penceresinde, bunların hepsi isim, savrulan kar ve uluyan rüzgara karşı uzun uzun düşünerek içimden şöyle bir karara vardım. Şimdi bak, burası önemli. Vardım derken ulaştım dediği için bu bir fiil oluyor. Uzun uzun düşünmek zarf, rüzgara karşı karşı edat, uluyan, savrulan, bunların hepsi sıfat. Dolayısıyla bunları çizemiyoruz. Şair olacağım, hem de büyük bir şair ve oldum diyor. Şair isim, şair isim, burada oldum fiil. V bağlaç, bir sıfat, büyük sıfat, D bağlaç, hem bağlaç olacağım fiil olduğu için bunun da altını çizdik. O zaman isimlerin ve fiillerin altını hızlı bir şekilde gösterdik. Şimdi gelelim ismin haleklerine. Ev yalın hali. Evi dediğimizde belirtiyoruz. Eve dediğimizde yönelme oluyor. Evde bulunma, evden ayrılma anlamı oluyor. Evi görüyor musun dediğimizde buradaki i belirtme haleki olmuş oluyor. Evi belirtiyor. Eve gidiyorum dediğimizde eve yönelme anlamı katıyor. Evde yaşıyorum dediğimizde bulunma anlamı katıyor. Evden dışarı çıktım dediğimizde evden ayrılma, çıkma anlamı katıyor. Şimdi dolayısıyla bunları bilmemiz lazım. Ama burada tabii şu da önemli. Bilhassa belirtme halekini iyilik ikiyle karıştırmamız lazım. Birazdan onu göstereceğiz ama şöyle diyeyim bak. Evi boyamışlar dediğimizde buradaki belirtme haleki. Ama evi çok güzelmiş dediğimizde buradaki onun evi anlamına geldiği için biz buna iyilik iki, iyilik iki diyoruz. Buna haleki demiyoruz. Bu iyilik eki. Tamam. Burayı öğrendik. Şimdi devam edelim. İsimlerde iyiliği. İsmin kime ait olduğunu gösterir. Kime veya neye ait olduğunu gösteren eke biz iyilik eki diyoruz. Zaten bunun diğer adına biz aitlik eki diyoruz. Hatta ben dememe gerek yok. Esas gerçekte bu. Tamlanan ekidir aynı zamanda. İsim tamlamalarında sınıfın kapısı diyoruz ya, okulun penceresi diyoruz ya. İşte o penceresi, kapısındaki ek bu. İlk iki alan ismin önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların gelebilir. Çantam yani benim çantam. Evimiz yani bizim evimiz. İlk iki ile belirtme halekini karıştırmayalım. Az önce söylediğim şey. Telefonu arızalandı dediğimizde onun telefonu demek istiyoruz. Burası iyilik iki. İyilik. Ama telefonu uzatır mısın dediğimizde buradaki haleki, belirtme iki olduğunu bileceğiz. Şimdi gelelim tamlamalara. Şimdi bu çocuk tek başına oynuyor. Bunlar ise bir ekip olmuş, bir takım olmuş. İşte biz tamlamalarda en az iki kelimeden oluşan bilmemiz lazım. Mesela Mehmet dün sinemaya gitti dediğimizde burada bir tamlama yok. Çünkü Mehmet tek başına gidiyor. Dün tek başına, sinema tek başına, gitti tek başına. Veyahut da herkes derse dikkatli dinliyor. Bunların hepsi tek başına. Dolayısıyla bu sözcükleri biz öğlen ayırırken kim gitti? Mehmet gitti. Ne zaman gitti? Dün gitti. Nereye gitti? Sinemaya gitti diyoruz. Ve bunlar tamlama değil. Ya da herkes dinliyor, dersi dinliyor, dikkatli dinliyor diyebiliyoruz. Ama
Mehmet'in arkadaşı sinemaya git dediğimizde, bakın Mehmet'in bir diyemiyoruz. Mehmet'in arkadaşı diyoruz. İşte burası bir tamlama oldu. Bunlar tek başınaydı ama Mehmet'in arkadaşı bir tamlama oldu. Herkes edebiyat dersini dinliyor dediğimizde, edebiyat dersi yine bir tamlama olmuş oldu. Niye? Mehmet'in arkadaşı, sınıfın kapısı, okulun penceresi gibi. Şimdi isim tamlamasında mantığımız şu. I'nın I'sı. Fatih'in çantası dediğimizde burası isim, bu da isim ve bir tamlama oluyor. Biz bu birinciye tamlayan, ikinciye de tamlanan diyoruz. O zaman birinci tamlayan, bir tane çanta vardı onu tamladı. Fatih'in çantası. Ve ikinci birinciye şu soruyu soruyor. İkincinin yanına da tamlanan yazalım. Ne, neyin, kimin soruyor? Neyin çantası, kimin çantası diyoruz. Fatih'in çantası olmuş oluyor. Şimdi isim tamlamalarını bizim en çok karıştırabileceğimiz şey sıfat tamlaması. Niye? Çünkü isim tamlamasında birinci ve ikinci sözcük var. Sıfat tamlamasında birinci ve ikinci sözcük var. Fakat isim tamlamasında tamlanan dediğimiz ikinci sözcük birinciye ne, neyin, kimin sorularını soruyor. Mesela sınavı ne sınavı? Türkçe sınavı diyoruz. Veyahut da kimin kalemi? Ali'nin kalemi diyoruz. Ama sıfat tamlamalarında bu ikinci sözcük birinci sözcüğe nasıl, hangi, kaç sorularını soruyor. Nasıl sınav mesela? Zor sınav diyoruz. Nasıl kalem? İşte güzel kalem diyoruz. İşte buradaki zor ve güzel sıfat olduğu için biz bunlara sıfat tanımlaması diyeceğiz. Buradaki Türkçe ve Ali isim olduğu için biz bunlara isim tanımlaması diyeceğiz. Şurası çok önemli. İsim tanımlarında ikinci, yani tamlanan, mutlaka yelik iki alıyor ama sıfat tanımlarında alamıyor. Yani Türkçe sınavı, Türkçe sınav diyemiyorsun ya da Ali'nin kalem diyemiyorsun. Ali'nin kalemi, Türkçe sınavı dememiz gerekiyor. Ama sıfat tanımlarında zor sınav, güzel kalem, iyi çocuk, kötü çocuk diyebiliyoruz. Şimdi tamlamanın eklerine baktığımızda iki unsuru vardır. Birincisi tamlayan ekleri, ikincisi tamlanan ekleri. Televizyonun kumandası dediğimizde bu tamlayan, bu da tamlanan olmuş oluyor. Tamlanan ekinin diğer adının da iyelik eki olduğunu asla aklımızdan çıkarmamız lazım. Belirtilizin tamlamalarında ikisi de eki alıyor. I'nın I'sı gibi. Mesela bebeğin arabası gibi. Hemen yazıyorum. Bak bebek, bebeğin arabası. Şöyle yazıyorum. Bebeğin arabası. İkisi kalıyor. Belirtisiz isim tamamlarında ise sadece ikincisi kalıyor. Bebek arabası gibi. Tamam. Bak bebeğin arabası ile bebek arabası arasındaki farkı da zaten hissedebiliyorsun. Bebeğin arabası, bir tane bebek var, ondan bahsediyorsun. Bak onun arabası. Ama bebek arabası deyince herhangi bir bebek arabası. Belirtisiz olmuş oluyor. Zincirlemesinin tanımlaması, takısının tanımlaması ise ikisi de kalmıyor. Mesela diyelim ki demir araba dediğimizde arabanın ham maddesini anlatıyor. Zincirlemesinin tanımlaması ise bu fazla sorulmuyor arkadaşlar. Zincirlemesinin tanımlaması ise bebeğin arabasının rengi dediğimizde 3 isim birbirine bağlanmış oluyor. Bu birinci zincir, bu ikinci zincir, bu da üçüncü zincir gibi birbirine bağlanmış oluyor. Sıfat tanımlaması ise sıfatların isimlerle oluşup bir kelime grupları. Mesela diyelim ki büyük ev dediğimizde bu bir sıfat tanımlaması. Burada da tamlayan ve tamlanan var. Sıfat tanımlamasının çeşitleri yok. İsim tanımlamasında belirtili, belirtisiz gibi çeşitlemeler var ama sıfat tanımlamasında çeşitleme yok. Veyahut da mesela diyelim ki şu öğrenci dediğimizde bu da yine sıfat tanımlaması olmuş oluyor. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tanımlaması var. Şimdi sıfatın ne olduğunu göreceğiz birazdan ama isterseniz isimlerin yanı tutan şu zamirlere bakalım. Halil kitabını masaya bırak dediğimizde bıraktığının fiil olduğunu biliyoruz zaten. Türk vatandaşıyız. Halil özel isim. Kitap cins isim. Masa cins isim. Şimdi Halil yani o, kitabını yani bunu, masaya yani şuraya bırak dediğimizde bu sözcükler isimlerin yerine geçen zamirler olmuş oluyor. Sınıfa Suna girdi. Suna bir özel isim. Sınıfa o gir dediğimizde şahıs zamir oluyor. Sınıfa biri gir dediğimizde belgesiz zamir oluyor. Sınıfa kendi gir dediğimizde dönüşürlük zamir oluyor. Sınıfa bu gir dediğimizde işaret zamir olmuş oluyor. Sınıfa kim gir dediğimizde soru zamir olmuş oluyor. Ama sonuçta sınıfa giren arkadaşımızın net bir şekilde yerine kullandığımız sözcükler var. Suna buradan hello diye bağırıyor olsun, tamam mı? Şimdi mesela kaleminizi alabilir miyim? Kalem bir cins isim. Onun yerine zamir koyuyoruz. Şunu alabilir miyim dediğimizde bak şunu alabilir miyim? İşaret zamir oluyor. Veyahut da işte herhangi birini alabilir miyim? Bak herhangi birini alabilir miyim dediğimizde bak birini yine belki zamir olmuş oluyor. Veyahut da hangisini alayım dediğimizde bu yine bir soru zamir olmuş oluyor. Zamirler bir ek halindeki zamirlerdir, bir de sözcük halindeki zamirlerdir. Ek halindeki zamirlere baktığımızda ilgi zamiri ve yelik zamiri. Bunu birazdan göreceğiz. Sözcük halindeki zamirlerde işte şahıs zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. İşaret zamirleri bu, şu, öteki, diğeri. Soru zamirleri kim, kime, neyi, nerede, hangisini. Belgesiz zamirler herkes, hepsi, hiçbiri, bazısı gibi sözcükler. Dönüşürlük zamiri ise kendisi, kendi gibi sözcükler. Şimdi sözcük halindeki zamirleri hatırlayalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar
Kişi adalı. Yani şöyle yazalım. Kişi. Yani şahıs zamir olduğunu bileceğiz. Bu şu ora bura şura ora öteki bir iki. Bunlar işaret zamiri. Ben işaret Z yazıyorum. Siz anlıyorsunuz zaten arkadaşlar. Soru zamirleri kimi kime kimde kimden. Kimi kime kimde kimden. Neyi neye neyde neyden. Hangisini hangisini hangisinden. Bunlar da yine soru zamirleri olmuş oluyor. Herkes, başkası, çoğu, tümü, hepsi, kimi, kimse, niceleri, bazıları, biri, birkaçı ise belgisiz zamirler oluyor. Dolayısıyla burada da yine dikkatli olmamız lazım. Kendi sözcüğüne ise biz dönüşlülük zamiri diyoruz. Dönüşlülük zamiri bazen şahıs zamirlerinin yerine geçebiliyor. Bazen de onlarla birlikte kullanılıp anlam pekiştiriyor. Mesela diyelim ki bu soruyu yaptım diyorsun. Bu soruyu ben yaptım diyorsun. Bu soruyu ben kendim yaptım dediğimizde bu soruyu ben kendim yaptım dediğimizde kendi sözcüğü anlamı pekiştirmiş oluyor. Ben kendim yaptım. Şöyle gösteriyorum. Ben kendim yaptım. Tamam. Kendim sözcüğünü dönüşlülük anlamında pekiştiriyor. Şey sözcüğüne belki zamir olduğunu unutmayacağız. Bu parçadaki zamirleri gelin birlikte bulalım. Zamirlerin altını bu sefer siyahla çiziyorum. Zamirler siyah olsun. Tamam mı? Beni bekleyen kişiyi sen tanıyordun. Bak, ben şahıs zamiri. Sen şahıs zamiri. Bunları alması için işaret zamiri. Ona verenlerden şahıs zamiri. Biri belgisiz zamir, sendin kişi zamiri. Herkes belgisiz zamir. Bunu işaret zamiri. Ne soru zamiri. Niye soru zamiri olmuyor? Soru zarfı. Neden yine soru zarfı. Hepimiz belgisiz zamir. Kimseyi kandıramazsın. Yani belgisiz zamir. Hiçbirimiz oyuna gelmeyiz belgisiz zamir. O zaman bunların çeşitlerini yazalım. Bu belgisiz zamir. Bu yine belgisiz zamir. Belgisiz. Bu yine belgisiz zamir. Bu şahıs zamiri, bu da yine şahıs zamiri, bu da yine şahıs zamiri, bu da yine şahıs zamiri. Ama şu da yine belgisiz zamir. Fakat biri, tabii biri de belgisiz zamir. Şu bunları işaret zamiri. Bunu da işaret zamiri. Başka ne var görebildim. Evet, hepsini yaptığımızı görüyorum ve gerçekten mutlu oluyorum. Geldik ilk bakayım, biraz karıştırmayayım. Sonra kişi insan ismi. İsim yani. Evet, gerçekten yok. Geldik ilgi zamirine, ek haldeki zamirlere geldik. Sevginin kazağı seninkinden güzel dediğimizde senin kazağından demek istiyoruz. Dolayısıyla buradaki ki kazak sözcüğünün yerine geçmiş oluyor. Bağlaç olan ki ile sıfat yapan ki ilgi zamiriyle karıştırmamalı. Bak şimdi. Ayakkabısı o kadar güzel ki gözlerimi alamadım. Buradaki ki zamir değil, buradaki bağlaç. Ayakkabısı o kadar güzel, gözlerimi alamadım diyorsun, ayrı yazılıyor. Evdeki hesap çarşıya uymadı derken buradaki ki de sıfat yapan ki. Sıfat yapan ki ismi yerine geçmiyor. Bu sıfat yapan ki, bu da bağlaç olan ki. Burayı iyi bilmemiz lazım. İyilik zamirine baktığımızda iyilik eki. İyilik eki ile tamlanan eki ve iyilik zamiri aynı şey. Kapının kolu kırılmış derken onun kolu diyebiliyoruz. Evin kapısı tamir edilirken onun kapısı diyebiliyoruz. Müdür bey yarın şirketinize gelecek derken sizin şirketinize gelecek diyebiliyoruz. Dolayısıyla önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların gelebilen bütün kelimelerde iyilik eki var. Ve iyilik eki olan kelimelerde iyilik zamiri var diyebiliriz. Şimdi gelelim sıfat ve zarfa. İsmi bitirdik. İsim tanımlamaları bitirdik. Zamiri bitirdik. Şimdi sıfat ve zarfı öğrenmeye çalışalım. Burada şu önemli arkadaşlar. Sıfatlar ve zarflar genelde birbiriyle karıştırılır. ÖSYM de bunu bilir. Şimdi sıfatlar isimlerin sevgilisidir. Sıfat kalp isim. Zarflar yani belirteçler ise fiillerin sevgilisidir. Zarfın diğer adının belirteç olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Sıfatın diğer adının da ön ad, yani adın önüne geldiği için ön ad olduğunu hatırlayalım. Şimdi öğrenciler isim. Bunun isim olduğunu biliyoruz. Geldiğinin de fiil olduğunu biliyoruz. Şimdi çalışkan öğrenciler çalışkan sıfat. O öğrenciler o sıfat. Tüm öğrenciler sıfat. Sevdiğim öğrenciler konuşup bunların hepsi sıfat. Koşarak geldi, hemen geldi, bir anda geldi, koşa koşa geldi dediğimizde bunlar da fiil önüne geldiği için zarf olmuş oluyor. Mesela hızlı öğrenciler dersen, bak hızlı öğrenciler dersen hızlı sıfat. Ama hızlı geldi dersen hızlı zarf oluyor. Fiil önüne gelirse zarf, ismin önüne gelirse sıfat. Mesela tür yönüyle diğerlerinden farklıdır demiş. Bu her zaman gelen bir sorudur. Her sabah kitapçının vitrinine bakıp umutsuzca geri dönüyordu. Nasıl geri dönüyordu? Umutsuzca geri dönüyordu. O zaman bu zarf. Okula sıkça uğruyor. Nasıl uğruyor? Sıkça uğruyor. Zarf. Çünkü uğruyor fiil. Yüksekçe bir fabrika binasının. Ha, yüksekçe bir bina. O zaman bu sıfat. Niye? Çünkü bina isim. Masumca bakıyordu. Masumca bakıyor. Bakmak fiil. O yüzden masumca zarf. Sertçe birkaç defa vurdu. Sertçe vurdu. O zaman sertçe zarf. O yüzden cevabımız sıfatın olduğu seçenek olan yan seçeneği. Şimdi o zaman sıfatı bir hatırlayalım. Sıfatlar isimlerin önüne geliyordu. Diyelim ki bu bir isim. Diyelim ki civciv ismi olsun. Tamam mı?
Tatlı, sevimli, güzel, sarı civciv dediğimizde nasıl sorusuna cevap veren niteleme sıfatları olmuş oluyor. Bu civciv, şu civciv, öteki civciv dediğimizde hangi sorusuna cevap veren işaret sıfatı olmuş oluyor. Her civciv, birkaç civciv, bazı civcivler dediğimizde burada yine hangi sorusuna cevap veren belge sıfatı oluyor. İki civciv, üçer civciv, birinci civciv dediğimizde burada kaç ve kaçıncı sorularına cevap veren tabii ki de soru sayı sıfatları olmuş oluyor. Soru sıfatlarının zaten sorusu yok. Bunlar direkt soru soruyor. İşaret belgesi sayı ve soru sıfatlarını biz tamamına biz belirtme sıfatı diyoruz. Diğer geriye kalan nasıl sorusuyla bulunan sıfatları da biz niteleme sıfatı diyoruz. Bakın mesela diyelim ki sizler birer öğrencisiniz. Öğrenciye bir niteleme sıfatı getiriyorum. Akıllı öğrenci. Burası akıllı nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı olmuş. Akıllı bir öğrenci diyelim. Buradaki bir de belge sıfatı olmuş oluyor. Ve belirtme sıfatı oluyor. Hem niteleme hem de belirtme sıfatları birlikte kullanabiliyor. Bir sözcüğü sayı sıfatı, belge sıfatı ve niteleme sıfatı olarak kullanılabiliyor. Mesela eve gelirken bir ekmek al dediğimizde buradaki bir sayı anlamında. Bir gün buraya pikniğe gidelim dediğimizde herhangi bir gün dediği için bu belgesiz sıfat. Aslı ile Hasan bir yaşlılar dediğimizde aynı yaşlılar olduğu için niteleme sıfatı olmuş oluyor. Onun kadar anlayışlı bir insan görmedim dediğimizde anlayışlı niteleme sıfatı tamam ama niteleme sıfatı ile birlikte kullanılan bir sözcüğü de belgesiz sıfat oluyor. Bunu ÖSYM üniversite sınavlarına çok soruyor. Mesela orta yaşlı bir adam demiş ÖSYM. Veyahut da hüzünlü bir dil kullanıyor demiş. Ya da İstanbul kadar güzel bir kent bulmak çok zor demiş. Buradaki bir sözcüklerinin belgesiz sıfat olduğunu ÖSYM defalarca sormuş, siz de bilin. Orta yaşlı niteleme sıfatı bir belgesiz sıfat. Hüzünlü niteleme sıfatı bir belgesiz sıfat. Güzel niteleme sıfatı bir belgesiz sıfat. Tabii bir sözcüğü zart olabilir. Nasıl olabilir? Olanları bir bir anlattı dersen artık bu bir ne oluyor? Net bir şekilde zarf olmuş oluyor. Artık bunun sıfatla alakası yok çünkü finaline gelmiş. Veyahut da şuna bakın. En sevdiği sayı birdir dediğimizde buradaki bir sözcüğü ne olmuş oluyor? Artık isim olmuş oluyor. Neden? Çünkü hem çekim eki almış, sıfatlar çekim eki almaz. Hem de önünde bir isim yok niteliği. Şimdi niteleme sıfatları küçük ve pekiştirme unvan sıfatları olarak, belirtme sıfatları da işaret, sayı, belgesiz ve soru sıfatları olarak çeşitleri var demiştik. Şimdi belirtme sıfatları hangi veya kaç sorusuyla bulunuyor? Niteleme sıfatlarının ise sorusu çok basit. Sadece bir tane sorusu var. Nasıl sorusuyla bulunuyor ve bitiyor. Nasıl sorusunu soralım ve bitirelim. Şimdi mesela küçücük ev dediğimizde, büyükçe bina dediğimizde küçültme anlamı var. Şimdi hocam diyeceksiniz ki büyükçe bina nasıl küçültme sıfatı oluyor? Bu da çıkmış üniversite sınavlarında. Mesela şu geniş oda dediğiniz zaman bu bir sıfattır. Ama genişçe oda küçültme sıfatı olmuş oluyor. Niye? Genişten daha küçük. Büyük bir ev dediğinizde büyük bir sıfattır. Ama büyükçe bir ev yani büyüğe yakın olmuş oluyor. Bu küçültmüş oluyor. Mesela uzun bir adam. Eğer bir adam 2 metre ise 1.90 ise uzundur. Uzun bir adam. Ama 1.80 veya 1.75 ise uzunca bir adam dersin. Niye? Yani çok uzun değil aslında. 1.90 2 metre değil ama uzunca bir adam demiş oluruz. Yani uzunca yani uzuna yakın. Dolayısıyla uzuna yakın, büyüğe yakın, genişe yakın dediği için bu kelimelerin de küçültme anlamı kattığını ve küçültme sıfatı olduğunu unutmamız lazım. Yani büyükçe bina, neresi küçük hocam bunun demeyin yani. Büyükten küçük olmuş oluyor. Pekiştirme sıfatı da mavi masmavi gökyüzü, yeşil yemyeşil orman, sarı sapsarı, sağlam sapasağlam, gündüz güpe gündüz, çevre çepeçevre gibi durumları var. Unvan sıfatlarına baktığımızda Feriz Çakmak diye bir adam var, Maraşal unvanı almış. Ahmet diye bir adam var, Bey unvanını almış. Bunlar da yine niteleme sıfatı olmuş oluyor. Şimdi bakalım bu metindeki sıfatları bulalım demiş. Şimdi önce isimleri bulalım, şöyle yapalım. İsimleri altını siyahla çiziyorum. İsimlerin önüne gelen sıfatları da kırmızıyla çizmiş olalım. Tamam mı arkadaşlar? Kocaman gökyüzünün altında küçüktü şalvarlı yaşamaklı kadın. Yaşmaklı kadın. Şimdi kadın isim nasıl kadın? Yaşmaklı kadın. Nasıl kadın? Şalvarlı kadın. Gökyüzünün altı. Nasıl gökyüzü? Kocaman gökyüz diyoruz. Ve kocamanın sıfat olduğunu göstermiş oluyoruz. Bükülmüş beline bakılırsa. Bel isim nasıl bel? Bükülmüş sıfat. Oldukça yaşlıydı. Başının üzerindeki bulut kümesi. Şimdi bak. Başının üzerindeki bulut kümesi. Şimdi burada başının üzeri isim tanımlaması. Ama buraya dikkat edin. Ne kümesi? Bulut kümesi diyor. Hangi bulut kümesi? Başının üzerindeki dediği için bu artık şu aldığı ki ile beraber sıfat olmuş. Nasıl bu? Hangi bulut kümesi? Başının üzerindeki bulut kümesi. Kıvrılarak giden yol. Yol bir isim. Tamam gidiyor. Peki nasıl yol? Kıvrılarak giden yol sıfat. Orman isim. Tamam. Nasıl orman? Bir orman yani herhangi bir orman.
Kadın isim, evet. Nasıl kadın? Yaşlı kadın. Bu güzelliği fark etmiş miydin? Güzellik isim, hangi güzellik? Bu güzellik diyebiliyoruz. Yolun belki her gün adımladığı kıyısından geçiyordu o. Şimdi yolun kıyısı var, tamam. Yolun kıyısı, isim tanımlaması. Hangi kıyısı? Her gün adımladığı kıyısı. Sonbaharın renkleri içinde bir küçük leke de yürüyüp gitti bak. Sonbaharın renkleri isim, içinde isim, leke isim. Nasıl leke? Bir ve küçük leke diye gidiyoruz. Şimdi burada şu önemli. Bazıları da zarf. Onu da bilmemiz lazım. Mesela ne kadar yaşlı oldukça yaşlı bunlar da zarf oluyor. Bunları da bilmemiz lazım. Şimdi zarflar da birazdan geleceğiz şimdi. Geldik sıfatların yapısına. Sıfatlar basit olabiliyor. İnsan isim, zeki bir insan dediğimizde zeki niteleme sıfatı, bir belirtme sıfatı ve bunlar basit. Öğrenci isim, çalışkan öğrenci dediğimizde çalışmaktan çalışkan bu türemiş sıfat oluyor. Birçok öğrenci dediğimizde bir ve çok bu sefer de bileşik sıfat olmuş oluyor. Bunu da bilmemiz lazım. Kitap basit isimli. Bak bu bir isim. Kitapçı türemiş isimli. Bu da bir isim. Kitap öyle de bileşik isimli. Bu sefer ise ne oldu? Zeki basit sıfat, çalışkan türemiş sıfat, birçok da bileşik sıfat olmuş oldu. Sıfat fiile baktığımızda ise fiilimsiler de biliyorsunuz sıfat, zarf ya da isim olabiliyordu. Affeder fiil nasıl insan? Seven insan affeder diyor bak. Bu bir sıfat ama aynı zamanda sevmeyen diyebildiğimiz için ne olmuş oluyor? Sıfat fiil olmuş oluyor. Şimdi sıfat fiil ile sıfat arasındaki farkı da söyleyelim. Şöyle düşünüyorum. Öğrenci kelimesi bir isim. Tamam mı? Çalışkan öğrenci dediğimizde bu bir sıfat oluyor. Ve bu da bir sıfat anlamı oluyor. Çalışan öğrenci dediğimizde ise bu da bir sıfat oluyor. E hocam arasındaki fark ne? Şimdi bak. Bu isim. Tamam bunu anladık hocam. Bu sıfat. Bunu anladık hocam. Öğrenci isim. Tamam bunu anladık hocam. Çalışan sıfat. Bunu anladık hocam. Şimdi buradaki şeyi anlamadık. Çalışan ve çalışkan arasındaki fark ne? Çalışkan öğrenci sıfat, çalışan öğrenci sıfat. Bir tanesinin farkı var. Hemen söylüyorum. Bilenler biliyorlar. Çalışkan sözcüğü mamiyle olumsuz yapılamıyor ama çalışan, çalışmayan diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu mamiyle olumsuz yapılabildiği için buna biz sıfat fiil diyoruz. Ama çalışkan, çalışmakan olamıyor. O yüzden bu normal sıfat. Öpülesi, öpülmeyesi. Yıkanacak, yıkanmayacak çamaşırlar diyebiliyoruz. Öpülesi eller, yıkanacak çamaşırlar sıfat ama yıkanmayacak, sevmeyen, öpülmeyesi diyebildiğimiz için bunlar sıfat fiil olmuş oluyor. Adlaşmış sıfat ise sıfatlar önündeki isim düştüğünde ne oluyordu? Adlaşıyordu. Bunu da bilmemiz lazım. Onu da şöyle gösterelim. Şuraya gelmeden. Bakın şurada daha önemli. Şurada da ilk başta buradan göstermek istiyorum. Sıfatlar çekim eki almaz. Alırsa isim ya da zamir olur. Bak şimdi. Soğuk havalar geliyor cümlesinde. Havalar isim. Bunu biliyoruz. Soğuk sıfat. Niteleme sıfatı. Soru isim. Bu soru, bu sıfat. Tamam bunu anladık. İnsanlar isim. Tamam burası anlaşıldı. Hangi insanlar? Bazı insanlar sıfat. Tamam sıkıntı yok. Kitap isim. Tamam hocam biliyoruz. Hangi kitap? Hangi sorusu? Bir sıfat. Şimdi buradaki soğuk sözcüğü niteleme sıfatı, buradaki bu sözcüğü işaret sıfatı, buradaki bazı sözcüğü belgesi sıfat, buradaki hangi sözcüğü soru sıfatı. Dikkat ettiğinizi bilmiyorum. Sıfatlar çekim eki almamış. Mesela soğumaktan soğuk yapma eki. Bak havalar çekim ekini isim almış. Soruyu çekim ekini isim almış. İnsanları çekim ekini isim almış. Kitabıdaki ı çekim ekini isim almış. O zaman buradaki kırmızı çekim eklerini isimler alabiliyor ama sıfatlar alamıyor. Diyelim ki sıfatlar alsın bakın ne olacak hep beraber görelim. Buradaki lar ekini sıfata ekliyorum. Soğuklar geliyor deyince artık bu cümlede sıfat gitti. Yani bu cümlede sıfat tanımlaması vardı, bu cümlede sıfat tanımlaması yok. Bu cümlede sıfat vardı, bu cümlede sıfat yok. Çünkü buradaki sıfat artık ad oldu. Adlaşmış sıfat oldu. Yani sıfatlar çekim eki almaz. Alırsa, bak aldı soğuk artılar, soğuklar. Alırsa isim ya da zamir olur. Bak burada isim oldu. O zaman biz buna isim diyoruz. Veyahut da parantez içinde eskiden sıfatken adlaştığı için adlaşmış sıfatla diyebiliriz. Bu soruyu anlamadım. Bunun sonuna U'yu getiriyorum. Bunu anlamadım. Şimdi tekrar söylüyorum. Bu cümlede sıfat var mı? Var. Bu soru. Bu sıfat. Bu cümlede sıfat anlaması var mı? Var. Bu soru sıfat anlaması. Ama bu cümlede sıfat anlaması yok. Bu cümlede sıfat yok. Burası artık bunu sözcüğü bir zamir. Bu işaret sıfatıydı. İşaret zamiri oldu. Devam edelim. Bazı insanları göremedim. Bunları buna getiriyorum. Bazılarını
Göremedim. Şimdi bu cümlede sıfat var mı? Yok. Bu cümlede bazıları diye bir zamir var. Bu cümlede sıfat var mı? Var. Bazı insanlar, bazı sıfat. Belgisiz sıfat, çekim eki alarak belgisiz zamir oldum. Hangi kitabı okuyorsun? Şimdi bu sefer de soru sıfatını soru zamir yapıyoruz. Hangi ı'yı bunun sonuna getiriyorum. Hangisini okuyorsun dediğimizde ne oldu? Hangisini isim, pardon çok özür dilerim, zamir, hangi kitabı derken ise bu sıfat. Hangi kitap? Soru sıfatı. Hangisi? Soru zamiri. Sıfat çekim eki aldı ve zamire dönüştü. Sıfat çekim eki aldı, zamire dönüş. Sıfat çekim eki aldı, zamire dönüş. Sıfat çekim eki aldı, niteleme sıfat çekim eki alırsa adlaşma sıfata dönüşüyor. Şimdi devam ediyoruz. Adlaşma sıfatı ne olduğunu zaten biliyoruz hocam. Söylemenize gerek yok ama bir daha söyleyelim. Bağlandığı isim düşünce, yaşlı insanlar. Bir sıfat, sıfat olma özelliği nitelir, isimleşir. Otobüse yaşlı insanlara yer verelim, otobüse yaşlılara yer verelim. Yaşlı sıfattı, yaşlılar artık ad oldu. Yani biz buna adlaşmış sıfat diyoruz. Aynı zamanda sıfat fiilindeki alan bazı sözcükler kalıcı isimli olabiliyor. Mesela yazar dediğimizde artık bu kalıcı isim olmuş. Dolmuş, yiyecek, giyecek bunlar. Maz erdik yiyeceklerini kipik olarak da kullanabiliyor. Bunu da bilmemiz lazım. Sıfat fiillerle karıştırmamalıyım. Mesela poşetler dolmuş dediğimizde bu fiil. Ağzına kadar dolmuş poşetleri taşıdığımızda bu sıfat fiil. Dolmuş ve beşte çektim dediğimizde ise bu artık ad, yani kalıplaşmış sözcük. Bu fiil, bu sıfat fiil, bu ise bildiğimiz ad oluyor. Niye dolmuş ve beşte çektim derken artık bildiğimiz normal dolmuştan bahsediyor arkadaşlar. Geldik zarfa. Zarfın en önemli özelliği neydi? Fiillerin anlamını tamamlıyordu. Ama zarflar sadece fiillere değil, bazen başka sözcük türlerine de gelecek. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Durum zarfı fiillere sorulan nasıl sorusuyla bulunuyor. Nasıl gidiyor? Hızlı gidiyor, güzel gidiyor. Zaman zarfı fiillere sorulan ne zaman sorusuyla bulunuyor. Ne zaman gidiyor? İşte bugün gidiyor, yarın gidiyor, şimdi gidiyor. Miktar zarfı ne kadar sorusuyla bulunuyor. Ne kadar gidiyor? Az gidiyor, çok gidiyor diyebiliyoruz. Sebep zarfı niçin veyahut da neden sorularıyla bulunuyor. Niçin gidiyor? Yorulduğundan gidiyor, sinirinden gidiyor. Yer yön zarfı nereye sorusuyla bulunuyor. Yukarı gidiyor ya da aşağı gidiyor diyebiliyoruz. Burada şuna dikkat edin. Eğer yukarıya dersek ya da aşağıya dersek bunlar zarf değil. Bunlar bu sefer isim oluyor. Niye? Çünkü yönelme hal ekini sadece isimler alır. Soru zarfına baktığımızda niye gidiyor, nasıl gidiyor, ne kadar gidiyor, ne zaman gidiyor? Bunlar da soru zarfı olmuş oluyor. Şimdi hızlı yürüyor dediğimizde nasıl yürüyor? Hızlı yürüyordu. Bu bir durum zarfı. Niye? Cümlenin anlamını durum bakımından tamamlamış. Sabah tüm evi temizledik dediğimizde ne zaman temizledik? Sabahleyin temizledik. O zaman bu da bir zaman zarfı olmuş oluyor. Aşağı indi dediğimizde nereye indi? Aşağı indi, yer yön zarfı olmuş oluyor. Eğer aşağıya indi deseydi o zaman isim olurdu. Okula neden gelmedin dediğimizde bu sefer bir soru zarfı olmuş oluyor. Anlattıklarına çok üzüldük dediğimizde bu sefer bir miktar zarfı olmuş oluyor. Yorgunluktan yemek bile yiyemedin dediğimizde neden yiyemedin? Yorgunluktan dolayı yememiş. O zaman bu da bir sebep zarfı olmuş oluyor. Yapısına göre zarflara baktığımızda ise basit türemiş bileşik olabilir. Bak, çalıştım fiil tamam. Dün çalıştım zaman zarfı, çok çalıştım nedir? Bir miktar zarfı. Henüz anlaşma sağlayamadık. Henüz bir zaman zarfı. Peki bunlar yapım eki almış mı? Almamış. O zaman basit zarf. Ali hızlı konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Hızlı konuşuyor. Hızlı zarf. Ona karşı oldukça sabırlı davranıyorum. Nasıl davranıyorum? Sabırlı davranıyorum. Şimdi hızlının lısı ve sabırlının lısı yapım eki. Dolayısıyla bu zarf ama türemiş zarf. Bu zarf ama türemiş zarf. Bugün çok işim var dediğimizde var. Ne zaman? Bugün diyoruz. Bugün zarf. Yoruldum dedi. Ne kadar yoruldum? Biraz zarf. Ama bunlar bileşik zarf. Niye? Bu ve gün sözcüklerinden oluşmuş. Bir ve az sözcüklerinden oluşmuş. Zarf fiile baktığımızda ise zarf fiil, fiile sorulan yani yükleme sorulan ne zaman veyahut da tabii fiiller her zaman yüklem olmaz. Yüklemler her zaman fiil olmaz ama biz genel mantıkla söylüyoruz. Yükleme sorulan ne zaman veya nasıl sorusuyla bulunuyor. Gitti. Nasıl gitti? Koşa koşa gitti. Bu bir zarf ve bu bir durum zarf aynı zamanda ve durum anlamı katıyor. Sen gülünce güller açar. Ne zaman? Sen gülünce. Bu bir zarf ve ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfı ve zaman anlamı katıyor. Gerekmedikçe dışarı çıkmam. Ne zaman? Gerekmedikçe bu bir zaman anlamı katıyor. Okula giderken onu gördüm. Ne zaman? Okula giderken bunlar birer zaman anlamı katan zaman zarfı olmuş oluyor. Ken sözcüğü isim sözcüklere gelince fiilimsi olmaz. Okuldayken mutluyum. Ne zaman mutluyum? Okuldayken. O zaman buna bir zarf fiil diyemeyiz. Niye? Okuldayken derken buradan anlatılan şey okuldayken zarf ama bu normal zarf. Zarf fiil değil. Çalışırken ise
ırken eki almış bir zarf fiil. Niye? Çünkü çalışmazken diyebiliyoruz. Aynı sıfattaki mantık. Okuldayken okuldamayken diyemiyoruz. Çalışırken çalışmazken diyebiliyoruz. Dığında dinde de zarf fiillerde kullanılıyor arkadaşlar. Ama dığı diye sıfat fiillerde kullanılıyor. Mesela yaptığı çalışmalar etkileyiciydi. Nasıl çalışmalar? Yaptığı çalışmalar. Bu sıfat fiil. Niye? Çünkü nasıl çalışma? Yaptığı çalışma diyor. Doğru bir şey yaptığında üzülme. Ne zaman? Doğru bir şey yaptığında üzülme. Bu zaman anlamı kattığı için zaman zarfı olan zarf fiil diyebiliyoruz. Madam meden zarf fiil ekiyle mame isim fiil ekini karıştırmamız lazım. Bu konuşmadan bir şey anlamadım. Bu bir isim fiil. Niye? Neden bir şey anlamadım? Konuşmadan bir şey anlamadım. Ama çocuklar konuşmadan beni bekleyin dediğimizde ise bu zarf fiil olmuş oluyor. Neden? Çünkü ne zaman bekleyelim? Konuşmadan veya nasıl bekleyelim hocam? Konuşmadan beni bekleyin diyor. Mesela o konuşmadan duramaz. Nasıl duramaz? Konuşmadan duramaz diyebiliyoruz. Zarf ile ilgili bilmesi gereken bir uyarımız daha var ki zarflar sadece fiillerin değil, fiilimsilerin, sıfatların ve zarfların anlamını etkiliyor. Mesela işler iyi gidiyor dediğimizde burada zarf fiilin anlamını etkilemiş. İyi anlaşan insanlar dediğimizde burada zarf fiilimsinin anlamını etkilemiş. İçerisi çok soğuk oldu dediğimizde ne kadar soğuk, çok soğuk dediğimiz için burada zarf bu sefer zarfın miktarını etkilemiş. Çok güzel şiirler oku dediğimizde okudu fiil tamam, şiirler isim, güzel sıfat. Ne kadar güzel, çok güzel dediği için burada sıfatın miktarını bildiren zarf var. Dolayısıyla burada da zarf sıfatın miktarını bildirmiş. Dolayısıyla zarf fiilin, fiilimsinin, zarfın ya da sıfatın anlamını tamamlayabiliyor. Ve hatta çok koşuyor diyelim mesela. Nasıl koşuyor? Ne kadar koşuyor? Çok koşuyor. Burada zarf fiilin önüne gelmiş. Çok hızlı koşuyor dediğimizde burada hızın önüne gelmiş. Zarf zarfın anlamını tamamlıyor. Yani burada belki çok koşmuyor ama hızlıyı çok yapıyor. Yani çok hızlı koşuyor. Çok hızlı bir koşuyor dediğimizde burada zarf bu sefer sıfatın önüne gelmiş. Çok koşan adamı gördüğümüz dediğimizde burada zarf bu sefer fiilimsinin önüne gelmiş olduğunu görebiliyoruz. Hızlı zarf, hızlı sıfat, hızlı fiilimsi. Dolayısıyla zarflar fiillerin, zarfların, sıfatların ya da fiilimsinin önüne geliyor. Zarflar adlaşmış sıfatların yani neredeyse adların anlamını bile etkileyebiliyor. Ali çok akıllı dediğimizde çok bir zarftır arkadaşlar. Niye? Akıllı sıfatı çekim eki alaraktan adlaşmış sıfat, çekim eki alaraktan yüklem olmuş ve onun miktarını bildiren zarflar da zarf tümleci oluyor ve zarf oluyor. Öğrenciler çok yorgundu. Çok yine bir zarf oluyor. Zaman bildiren sözcükler isim görevinde kullanılabilir. Akşam şairin şiirine en sık işlediği temadır. Akşam ne şairin en çok işlediği temadır? Akşam. Çünkü buradaki zaman anlamı katmıyor. Dolayısıyla bu bir isim olduğunu bilmemiz lazım. Yer yön bildiren sözcükler ek alırlarsa isimleşirler. Aşağı in dediğimizde zarf, aşağıya in dediğimizde isim olduğunu bilmemiz lazım. Daha üstünlük zarfıdır. Henüz hala anlamındaysa zaman zarfıdır. İşe daha varamamış. Yani işe henüz varamamış dediği için bu zaman anlamı katıyor. Dolayısıyla biz buna zaman zarfı diyoruz. Tonguç benden daha tembel dediğimizde ise bu sefer karşılaştırma anlamı kattığı için üstünlük zarfı olmuş oluyor. Bu metindeki zarfları bulalım. Sonbahar geldi. Ne zaman geldi? Sonbahar geldi diyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden sinemanın da en güçlü dönemi başlayacak. Bak şimdi. Zarfların altını siyahlaşıyorum bak. Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden sinemanın da en güçlü, bak güçlü sıfat en zarf. Çıkacak birbirinden güzel filmlerden seçeceklerimize gitmek için şimdiden sabırsanıyoruz. Ne zaman şimdiden sabırsanıyoruz? Niçin? Gitmek için sabırsanıyoruz. Tamam. Peki sinema salonlarındaki bazı gerçeklerden bahsedelim. İster misiniz? Tamam, burada başka da zarf yok. Şimdi gelelim şuradaki soruya. Altı çizgi sözcükler hangileri tür bakımından nedir? Çocukçu hepimiz onun çocukça hareketlerine karşın hepimiz onu çok severdik. Hepimiz onu çocukça hareketlerine karşın çok severdik. Nasıl hareketler? Çocukça hareketler. Bu bir sıfat. Niye isimin önüne gelmiş? Sabah tüm şairlerine ilham kaynağı olmuştur. Burada isim oluyor. Niye? Çünkü ne zaman değil de ne ilham kaynağı olmuştur. Anlatacaklarımı güzelce dinle. Nasıl dinleyeyim? Güzelce dinle. Zarf oluyor. Genişçe bir rapor. Nasıl bir rapor? Genişçe bir rapor. Sıfat oluyor. Kendinizi sürekli geliştirin. Kendinizi zamir oluyor. Dolayısıyla burada iki tane sıfat olan seçenek var. 1 ve 4. Cevabımız o yüzden Ceyhan seçeneği diyebiliyoruz. Şimdi dolayısıyla şu anda artık konuyu bitirdik. Bayağı da uzun sürdü. Ama tekrar söylüyorum. İsimler varlıkların önüne geliyor. Şey, varlıkların isim var. Kalemin bir isim var. Benim bir isim var. Sizin bir isminiz var. Sıfatlar isimlerin anlamını tamamlıyor. Fiillerin anlamını tamamlayan sözcüklerde zarflar. Zarflar da fiil.
Bir de isimlerin yerine geçen zamirler var. Bunu da net bir şekilde bilmemiz lazım. Hadi bakalım şimdi size biraz ödev verelim. Ödevimiz 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatı kitabımızdan. Hemen bu konularla alakalı sizlere dil bilgisinin olduğu kısımları hemen söylüyorum. Bakın şuradan gösterelim. Sayfa 96-98'de sıfatlar, sayfa 44'te isimler var. Bunları iyi çalışmanız lazım. Ben 44'teki isimleri açayım şöyle göstereyim. 44'teki isimler nerede? Ha, burada. İsimleri size net bir şekilde anlattık. 96-98'deki sıfatlara baktığımızda ise burada sıfatı ve ön adı net bir şekilde anlattık. Sıfatların özellikleri, ikiye ayrılması, sıfat türleri, niteleme belirtme sıfatları. Buradaki soruları da çözmenizi istiyoruz. Ve aynı zamanda zamir ve zarfları da gösterelim. Nerede? Zamirler sayfa 126'da. Zarflar da sayfa 140'da. Sayfa 126'yı açalım. Burada sayfa 126. Zamirler. Ve aynı zamanda 140'taki zarfları da gösterelim. 140'taki zarflar da burası. Durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfını net bir şekilde sizler için özetlemiş oldum. Bir de tabii ki Türk Dil Edebiyatı'nda da bunlarla alakalı yazılarımız var. Bu yazıları da çözebilirsiniz. Buradaki sayfaları da söyleyelim hemen. Bu sayfalardan çözeceğiniz sayfalardan. Soru tak çözümde sayfa 96'da yine testlerimiz var. Aynı şekilde sıfatlarla alakalı sayfa 48'de testlerimiz var. Zamirle alakalı testlerimiz sayfa 80'de ve isimle alakalı testlerimiz de sayfa 31'de tamamen alakalı. Hadi bakalım şimdiden çalışmalarınıza başarılar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.